Evet, hukuk tarihi dördüncü ders için bir aradayız. Ne yapacağız? Evvela tabii ki de Osman Gazi ile başlatacağız bu dönemlendirmeyi. Dolayısıyla Osman idaresi ile beraber ilk bir açılış merhalesi, eski hukuk devri, başlangıç devri, kuruluş dönemi istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Ardından esas büyük dönüşüm Fatih Sultan Mehmet ile gelecek. Adeta yeniden devlet kurmuş. Kanunname-i Ali Osman ve onunla beraber bir de Reaya Kanunnamesi çıkarttı. İki tane böyle önemli kanunnameleri var. İşte bu yapılan kanunname adeta bir anayasa gibidir. Çünkü anayasada neler olur aslına bakıyorsanız? Hani devlet teşkilatlanmasına ilişkin hükümler olur mesela. Devlet nedir? Hani hangi müesseseleri vardır? Hangi müesseselerin görev yetkileri nedir? Ne yapar? Ne ederler? Bunları belirliyor size. İşte bir de bir Reaya Kanunnamesi var. O da artık tam böyle temel hak ve hürriyetler diyemeyeceğim size. Ama en azından ahalinin, reayanın yani askeri sınıftan olmayan, sınıfı devlet olmayan insanların, sıradan kişilerin halini, ahvalini biraz ortaya koyar. Yani bu insanlar ne şekilde, nasıl vergi verirler, hangi suçları işlediklerini, hangi cezalara tabi tutulurlar vesaire diye bunları belirtiyor. Bu ikisini beraber aldığınızda adeta bir anayasa gibi. Çünkü bunlar aynı zamanda genel kanunlar. Çünkü daha evvelden ne demiştik? Bir yeri geliyor bazen tam bir hukuk bütünselliğiyle karşılaşamıyoruz. Her eyaletin, her bölgenin bazen kendine has bazı özel uygulamaları, farklı kanunnameleri vesaire oluyordu. Mesela Ragusa başkaydı, Kefe başkaydı, ondan sonra Hicaz başkaydı gibi. Her bölgenin tarım, sulama imkanları vesaire birbirlerinden farklı olduğu için o bölgelere göre farklı vergiler tespit etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü standart bir tane vergi koyarsanız bazı bölgelere göre vergi açısından avantajlı konuma gelirler. Bu da ne olmaya başlar? O zaman bazı bölgelerden bazı bölgelere göçü teşvik eder. Dolayısıyla bazı bölgelerde üretim düşmeye başlar. Uzun soluklu vergi gelirleriniz azalır. O yüzden daha iyi olanı her yerde farklı vergiler almak. O yüzden Kastamonu'da, Isparta'da, Yozgat'ta farklı başka vergi alacaksın. Dolayısıyla ona göre bir şeyler yapman lazım. Özel bir sistem yaratman lazım. En başında bir de ne demiştik? Üretime de tamamen dahil oluyor. Ne oluyor mesela? İhtisap kanunnameleriyle, narhlar belirleyerek falan. Ne yapıyor? İşte nerede ne kadar ne üretilecek, kimler üretecek, nasıl üretecek, hangi kalitede üretecekler, ne fiyata satacaklar. Bütün bunları da tespit ediyor. Ki hani piyasadaki ham maddeler sadece belli üretim sahalarına yönelmesin. Diğer bazı üretim sahalarında ham madde kıtlığı da yaşanmasın. Böyle şeyler de var. Hani anlatabiliyor muyum? Yani loncada ne kadar adam bulunacak? Kaç kişi ne kadar iş yapacak? Ne üretecek? Hangi kalitede üretecek? Helva yapıyorsanız içine ne kadar şeker koymalısınız falan. Bunları bile tespit eder devlet. Sonra da takip eder. Böyle ticaret yasakları koyuyorsunuz. Karşı tarafta aynısını mesela Avrupa'da yapıyor aslında bakıyorsunuz. Papa'nın düzenli çıkarttığı fermanlar var. O da işte diyor ki böyle inşaat malzemeleri, demir, at vesaire falan filan Sarazenlere, Müslümanlara satmayın diyor. Ama tabii de karlı bulan gene geliyor Müslümana, Sarazen'e satıyor bunları. Bu tarafta da karlı bulan gene gidiyor Hububat'ı öbür tarafa satıyor vesaire. Hani bunlara her zaman tam manasıyla hakim olamıyorsunuz. Böyle modern devlet gibi değil. Her tarafta MOBESE kameraları yok. Takip edemiyorsun her şeyi. Merkezden ne kadar uzaklaşıyorsan, ne kadar periferide, kıyıda, köşede kalıyorsan o kadar merkez denetiminden de uzaklaşmış oluyorsun. Dolayısıyla o merkezin tespit ettiği uygulamalar o kadar sulanmış oluyor. Neyse şimdi ne dedik? İşte Osman dönemi böyle bir başlangıç dönemi. Sonra Fatih dönemiyle beraber işte bir imparatorluk dönemi diyebileceğimiz bir devir. Artık o bir imparatorluk olmuş. İmperyumu var çünkü. Bu işte yeni anayasa diyebileceğimiz kanunnamesiyle devleti inşa ediyor. Yani diyor ki örneğin bir divanı hümayun kurulsun. Yani o hükümet merkezini ortaya koyuyor. O sarayı yaptırıyor. Yani evvelden bu saray yok, böyle bir hükümet merkezi bunların hiçbiri yok falan filan. Bunlar oluşmaya başlıyor. Belli adamlara belli görevler veriyor. Ondan sonra bunların arasındaki hiyerarşik durumu da vaziyeti de mesela çeşitli şekillerde size gösteriyor. Örneğin kim ayakta duracak, kim oturacak. Yani oturanlar ayakta duranlara göre biraz daha üst konumdalar. Bazı insanların oturma hakları var. Mesela Divan-ı Hümayun'da toplantı yapılırken bazıları oturabiliyor. Vezirler oturuyor mesela. Yani kaz askerler oturabiliyor mesela. Bir yemekler yendi. Evet, Fatih tek başına yer. Ama bu askeri sünüften olan adamların da önlerine giden siniler, tepsiler mesela hep beraber yenilir. Birisinin önünden kalkan sini başkasının önüne gider. Ya yani birilerine başkasının artığını yedirirler. Tutup da vezirler böyle sünnetlemiş tabakları böyle sıyırmışlar. Böyle dibi kalmış tabak yalıyor Reisülkütlaplar değil merak etmeyin. Yani ha, öyle değil. Bir sofra adabı vardır Osmanlılarda. O siniler çoktur, boldur, gelir gelir sürekli. Onların önünden de belli sürede kalkar, başkalarının önüne gider böyle bir deveran eder bu siniler. Ve kimse de tutup o sinilerin hepsini böyle bitirmeye çalışmaz dolayısıyla çok fazla sini geldi. Hatta öyle fazla yiyeni biraz ayıplarlar. Bu ne açgözlülük böyle on nom nom yiyor falan filan diye. Dolayısıyla herkes efendi efendi, usturuplu yerler. Merak etmeyin dolayısıyla o sini başkasının önüne gitti mi o başkası aç kalmıyor. Ama hiyerarşiyi gösteriyor. İnsanlara burnunu sürtüyor. Bak bu senden üstün konumda. Ben çektiğim bazı videolarda olması lazım. Fatih Kanunnamesi'ni okuyorum madde madde. Bir yerden bulup kendiniz de okuyabilirsiniz istiyorsanız. İstiyorsanız o videoya da bakabilirsiniz. Ben şimdi böyle hızlı özet geçeyim falan istiyorum. Dolayısıyla böyle kısaca bazı noktalarını dile getiriyorum ancak.
belki zaten önermişimdir ama İslam Ansiklopedisi. İnternetten ulaşabiliyorsunuz bedava. Burada anlattığımız kurum, müessese, tarihsel olaylar vesaire oraların içerisinde aradığınızda karşınıza çıkacaktır. Yani işte Divan-ı Hümayun yaz çıkacak sana İslam Ansiklopedisi'nde. İşte Reis-ül Küttab yaz çıkacak karşına orada. Hani o da en azından nedir? Hakiki bir ansiklopedidir o gerçekten. Hani yazarları bellidir, metodolojisi bellidir, kaynakçısı bellidir. Dolayısıyla muteber bir kaynaktır. Hani şey gibi değil, böyle Wikipedia gibi değil. Böyle herkes yazamıyor. Anlatabildim mi? O zaten basılı. Çok istiyorsanız parasını verin, alın basılısını, evinize koyun İslam Ansiklopedisi'yi. Ama artık kimse de ansiklopedi alma adeti kalmadı. Eskiden de o. Bizde pek azdır ama yani okuma bilmem. Hani şey bu, hani bugün değil bu. Evvelden de böyle. Yani kimin çalışmasıydı? İşte bu. Ben bunu editleyeceğim sonra. Aşağı yukarı çıkartabiliyorsunuz okuma oranlarını, kitap sahipliğinin ne oranlarda olduğunu falan filan. Biraz böyle fikir sahibi olup takip edebiliyorsunuz. Bizde genelde az. Yani bizde dedim yani bu Doğu aleminde. Emevi'de, Abbasi'de, Türk'te. Öbür tarafta biraz daha fazla Avrupa'da falan mesela. Hatta dün enteresan hoş bir makale okudum. Hugo Grotius'un Mare Liberum'un korsan baskıları üzerine bir makale. Yani iki akademisyen oturmuşlar bu Mare Liberum'un 1609 baskısının korsan baskıları olduğunu tespit etmişler. Çünkü Elzevir diye bir basım evi var. 1609'da Elzevir basmış. Bakıyorsunuz ama Elzevir'in bastığı esas kitaptan ayrı başka üzerinde Elzevir olduğunu iddia eden kitaplar da var. Ama onların harf tipolojileri farklı, boyutları farklı. İşte giriş kapağındaki resimler, işte birinde kartal var, birinde aslan var falan filan. Belli ki aynı matbaadan çıkmamış. Korsanını basmışlar kitabın. Hatta iki tane ayrı korsan versiyonu var. Hatta bu arkadaşlar iddia ediyorlar ki bu zaten kitapların korsanlarını bastıran bizzat Gropius'un kendisiydi. Kendi kitabının korsanını bastırmıştı. Niye? Çoğu olsun diye değil bir kere. Siz kitap basıyorken, böyle matbaadan bir şey çıkartıyorken hükümetten izin alıyorsunuz. Hükümet size izin veriyor. Böyle her şeyin üstüne böyle bilmem ne vergisi verilmiştir, bir şeyler falan filan deniyor ya. Matbaaya müsaade veriliyor. 1609'da bu kitap yazılıyorken de İspanya-Hollanda arası barış görüşmeleri devam ediyor. 80 yıl savaşları, Hollanda bağımsızlık savaşı veriyor. Hugo Grotius da zaten sırf bu sebepten bu kitabı hemen çıkartmaya uğraşıyor. De Jure Preda diye evvelden yazmış olduğu bir kitap var onun aslına bakıyorsanız. Onun içinden işte 12. bölüm, 13. bölümden bazı kısımları almış. Güncel bu savaş ve barış meselelerine ilişkin kısımlarını almış. Hemen böyle kısa bir kitap olarak yayınlayacak ki o barış görüşmelerini etki etmek istiyor. İşte İspanyolların baskıcı tutumu böyle nalet olsun falan filan da böyle duygulu falan bir dille anlatmaya çalışmış bir de bunları. Böyle hani milleti galeyana getirecek bir şeyler yazmış. İçinde böyle şiirler var, bilmem neler var falan. Ben onu tercüme ettim. Hatta o şiirlerini ben de kafiyeli çevirmeye uğraştım elimden geldiğince. Böyle Ovidius'un, Virgilius'un falan filan Latinceden Türkçe'ye kafiyeli Türkçe tercümeleri de vardır yani. Böyle maharetle gösterdik ama satmadı. Neyse. Bak ne dedim, okunmuyor bizde dedim işte. Zaten ben o kitabı tercüme ettim 400 yıl sonra. 400 yıl boyunca bir Allah'ın kulu çıkıp da o kitabı Türkçe'ye tercüme etmemiş. Uluslararası hukukun temel metinlerinden biri diyoruz. Deniz hukukunun başlangıç metni falan diyoruz. Yoktu Türkçesi. Neyse yani var şimdi ama gene okunmuyor. 500 tane basıldı arkadaşlar. Herhalde 200 tanesi satıldı. Ama zorunda değilsiniz. Ben bunu böyle benim kitabımı alın diye de şey yapmıyorum. Benim kitabımı alana yüksek puan falan filan vermeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Bana ne? Alın, almayın. Anlatabiliyor muyum yani? Hep 500'ünü de alsanız benim cebime para girmiyor açıkçası. Çünkü kitaptan para kazanılmıyor arkadaşlar. Best seller olmanız lazım. Böyle 50 bin, 60 bin falan satman lazım ki para kazan. Kitaptan para kazanamaz. Ya bizde gene güzel, iyi bu fiyatlar. Sen hiç Hollanda'da basılan, Norveç'te basılan kitapların fiyatlarını gördün mü? Mesela ben Brill'in bir sürü kitabını çok beğeniyorum. O Brill'in bastığı kitaplar inanılmaz pahalı. Martinus Niehoff Publisher mesela bir kitaplar basıyor, inanılmaz pahalı. Yani mümkün değil alabilmek. Çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ve ben ahlaksızca buluyorum bunları. Yani mesela akademik makale, dergiler falan filan. Bunlar da işte parayla şey yapılıyor, takip ediliyor. Bir tane güzel makale görüyorum mesela. Birinci sayfası çıkmış. Hani okuyacağım, 17 euro versene diyor bana internet. Ahlaksız, terbiyesiz. Hani anlatabiliyor muyum? Ya ben niye o bir tane makaleyi okumak için sana 17 euro veriyorum mesela? Niye böyle bir şey ödemek zorundayım? Niye o makaleyi ben bedava okuyamıyorum? Ha internette porno bedava. Tamam mı? Niye bilim parayla ya? Yani arkadaş bu pornoyu yapan insan bu işten para kazanıyor. Ya bu bir iş. Tamam mı? Bu bir sektör. Ve bu insanlar bunu internette bedava yayınladıklarında para kazanabiliyorlarsa, bilimsel makaleler, yayınlar da bedava erişimi açıldığında para kazanabilmeleri lazım bence bir şekilde. Onlar nasıl beceriyorsa bunlar da o şekilde becersinler. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Yani nasıl yapıyorlar gerçekten bilmiyorum. Bunun ekonomisini de bilmiyorum. Anlamıyorum da. Bizde Allah'tan öyle şeyler yok. Yani bak Türk dergileri
Öyle internetten kendisini parayla okutturmuyor. Ne bileyim işte Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler, işte İstanbul bilmem ne falan dergi, bu dergileri bedava okursunuz. Açık bunlar, tamam mı? Zaten ahlaklı, namuslu, doğru olanı bence o. Yani anlatamıyor muyum? Bunları parayla okutmaları bana ayıp geliyor. Hani siz diyorsunuz ya Türkiye'de kitaplar pahalı. Yok, bizimkiler gerçekten çok daha namuslular, ahlaklılar. Neyse, hani ne diyordum? Grotius dolayısıyla izin alıyor önce matbaada bu kitabı basabilmek için. Ama barış görüşmelerini sekteye uğratır diye hükümet izin vermiyor. Diyor barış görüşmeleri bitsin, anlaşmayı imzalayalım sonra basarsın diyor. Başımıza iç çıkartma diyor. Zaten barış görüşmelerini ajite etmek için yazmış çünkü adam bu kitabı. Peki diyor o da. Ama belli ki adam korsanını bastırmış yani. Çünkü o kadar güzel ki o üç farklı nüshanın birbirlerine yakınlıkları, ya sayfa farkları farklı, mizampaş farklı, harf boyları farklı, bilmem neleri farklı, her şeyleri farklı. Ama bakıyorsun bir yerden sonra satırlar, sayfalar birbirlerini yakalamışlar. Ya belli ki bütün nüshaları birisi takip etmiş. Hepsi aynı manuskriplerden gitmiş veyahut da işte birisi takip etmiş, birisi kontrol etmiş, bir şey olmuş. Hatta belki birisi manuskriplerini ortadan ikiye böldü. Bir tarafa bir manuskrip verdi, bir tarafa onlar arkadan başladı, bunlar önden başladılar. Ondan sonra ortadan biriştiler. O yüzden mesela bir taraf önceki sayfalarda harfleri başlarda sıkıştırıp sonra ortalara doğru mesela 23. sayfada arada 2 satır fark kalıyor korsanla esas baskı arasında. 32. sayfada korsan ve esas baskı aynı sayfa mizampaj yapısına geçmeye başlıyor ve böyle devam ediyor. Bunu bu kadar takip edip devam edip uğraşıyorsan bu işin içine herhalde Grotius girmiş demek ki. Yani adam korsanını basmış kendisi çünkü izin alamıyor. Ama o da özellikle bunu basmak istiyor çünkü adam bunu bilimsel bir yayın olarak yapmıyor. Bunu bir protesto olarak yapıyor. Siyasi bir eylem olarak yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Adam... Barışı istemiyor değil, daha hakça bir barış istiyor Hollanda için. Alakasız bir şekilde atladık, sıçradık. Neyse, Osmanlı devri var. Fatih Sultan Mehmet devri var. Onunla beraber artık imparatorluk devri başlıyor. Ve bu bir klasik dönem diyebileceğimiz bir dönemdir. Buna klasik dönem diyebilirsiniz. Yani o özgün Osmanlı müesseselerinin büyük kısmını bu devir içerisinde bulursunuz. Tabii özgün dediğim elbette kaçınılmaz olarak kendinden öncekilerden etkilenmiştir. Örneğin Bizans müesseselerinden, yani Doğu Roma müesseselerinden etkilenilmiştir. Dolayısıyla veya Abbasilerden etkilenilmiştir veya İran'dan etkilenilmiştir. Kaçınılmaz bunlar. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Akdeniz coğrafyasında kulübe yapsanız Roma'dan etkilenirsiniz arkadaşlar. Bütün bu işte klasik devir peki ne zaman son buluyor? Biz burada ayrımı neye göre yapıyoruz? Yani bir hukuk tarihi yaptı. Başında ne demiştim ben? Hukuk tarihi dersi. Bu yüzden hukuki açıdan tarihsel dönemleri ayırıyoruz. Yani Osman Gazi'nin devlet teşkilatından, Osman Gazi'nin aslına bakarsanız devlet yapısı bile pek olduğu tartışılır bir konu. İdari örgütlenme açısından, işte hukuki açıdan, müesseseler açısından Osman'ın devriyle Fatih'in sonrası arasında bir farklar var demek ki. Evet, Tanzimat orada da artık devlet yapılanması, teşkilatlanması başka bir yapıya bürünüyor. O klasik müesseseleri bir kenara atıp yeni bir devlet müessesesi oluşturuyorsunuz. Devletiniz değişiyor. O yüzden dolayısıyla o zaman ne oluyor? Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e kadar olan devir bir işte başlangıç devridir, kuruluş devridir, erken dönemdir, eski hukuk devridir diyebilirsiniz. İstediğiniz gibi adlandırın. Bu böyle bir dönem. Fatih Sultan Mehmet'ten de 2. Mahmut'a kadar olan devirde bir klasik devir, imparatorluk devri nasıl istiyorsanız öyle adlandırın olarak alabilirsiniz. Ve ondan sonrası da artık yeni bir dönemdir. Biz Tanzimat dönemi diyebiliriz buna. Reformasyon çağı dolayısıyla. Niye? Çünkü nizam getiriyorsun. Tanzimat oradan geliyor. Evet. Hayır, böyle bir iki bir iki hangi ekmeği ne manaya geliyor bilirseniz kelimenin köküne varırsınız. Biraz da etimolojik sözlük kurcalarsınız. Güzel öğrenirsiniz belki bazı şeyleri. Akılda kalır, ezber edersiniz. Çünkü kelimeler, kavramlar sizin topunuz, tüfeğiniz hukukçu olarak. Kavram üzerine iş göreceksiniz. Kavramların belirli manaları var. Sizin için normal insanlardan daha farklı manaları var. Yani hukuki olarak bir kavramın normal gündelik kullanımından daha farklı bir manası olabilir. Örneğin takastan bahsediyorduk. Sokaktaki insan takasla başka şey ifade ediyor. Biz hukukta takası başka manada kullanıyoruz mesela. Trampa var, takas var. Birbirine karıştırmamak lazım. Ahali takas, trampa hepsini birbirine karıştırarak takas diyor mesela, değil mi? Veyahut da hukuki manada şey ile güncel sokakta kullanılan manada kullanılan şey aynı şey değildir. Değil mi? Hani bulut da şey ama hukuki açıdan bulut bir şey değil. Yani o kavram bağlamında bir şey olarak nitelendirilemez. Anlatabiliyor muyum? Bulutları miras bıraktım sana falan filan diyemezsin. Dersin güzel şiir olur aslında ama yani hukuki olarak bir mana arz etmez. Anlatabiliyor muyum? Hani o yüzden bu kavramlara önem gösteriniz. Adam gibi sözlük edinin bir yerlerden. Güzel sözlük kurcalamayı da öğrenin, adet edinin yani sıkılmayın. Elinizdeki telefonlarla tıkır tıkır anda da yapabiliyorsunuz bunu. Ya yani böyle basılı, sabit, böyle büyük tuğla gibi sözlükleriniz de yoksa en azından. Değil mi? İnternetten bir şeye erişebilirsiniz. Mesela kimi önermiştim ben? Ejder Yılmaz'ın hukuk sözlüğü var. Develioğlu'nun Osmanlı sözlüğü var. Ondan sonra Nişanyan'ın etimolojik sözlüğü var. Bak o mesela internette erişebiliyorsunuz falan. Böyle bir güzel şeyler var.
Dolayısıyla 2. Mahmut'tan itibaren de yeni bir dönem başlıyor Tanzimat'la beraber. Devlet tamamen farklı bir şekil alıyor. O klasik dönemin devlet anlayışı bambaşka bir hale geliyor. Yani o Fatih Sultan Mehmet'in Kanunname-i Âli Osmanlı ortaya koyduğu Divan-ı Hümayun ortadan kalkıyor. 2. Mahmut'tan sonra artık Tanzimat devriyle beraber ne oluyor mesela? Bir kabine, hükümet sistemi geliyor. Ya vükela oluyor, vekil oluyor, bakan oluyor artık karşınızda. Vezir değil, bakan var artık. Yani bu adamlar da belli vazifeleri üstlenmiş adamlar. Yani Sağlık Bakanı, işte İçişleri Bakanı, Eğitim Bakanı falan gibi. Böyle yeni bakanlıklar çıkıyor. Belli hizmetlere tahsis edilmiş bazı ofisler ortaya çıkıyor. Yani yeni bir devlet inşa ediyorsunuz aslında bakıyorsanız. Dolayısıyla o yeni bir dönemdir. Ve bu nihayetinde aslında bakıyorsanız bu reformasyonda en sonunda bir anayasayla taçlanıyor. Evet, 1876 ile beraber yani nihayet bir anayasayla bu taçlandırılıyor bu reformasyon. Tamamen öyle yazılı hale getirip adı konuluyor. Sistemin ne olduğu daha tebellür etmiş hale geliyor. Yani kristalize oluyor. Evet, anayasa sözüyle tahta çıkıyor 2. Abdülhamit zaten. Değil mi? Kime veriyor o sözü? Evet, çünkü bakın artık siz bu klasik dönemin devlet sistemini değiştirip yeni bir devlet sistemi, yeni bir eğitim sistemi getiriyorsunuz. Yeni bir memur tipi ortaya çıkartıyorsunuz. Yani devlet dediğiniz gene bir bürokratik bir örgütlenmesi vardır, değil mi? Şimdi bu klasik dönemin yani Fatih'in devrinden başlayan Osmanlı'nın devletinde kimler görevli? Osman'ın devletinde diyeyim daha doğrusu veya Orhan'ın veya Murat'ın diyeyim artık devletinde kimler görevliydi ve bu adamlar nasıl yetişip nerelerden geliyorlardı? Arada böyle farklar var, anlatabiliyor muyum? Şimdi Osmanlı'dan başlayan süreç bir işte kuruluş devri, dolayısıyla yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. En başında zaten ne demiştik, böyle ayrı aslında bakıyoruz toplum devlet ayrımı tam vuku bulmamıştır aslında bakıyorsanız. Halk devlet biraz iç içe burada. Bu kandaş örgütlenme çok kuvvetli. Dolayısıyla oradaki ahalinin hepsi zaten otomatikman silahlanıp yürüdüklerinde orada oluyorlar. Yani o meşhur cebir ve şiddet tekeline sahip olan devletin bu cebir ve şiddeti uygulayabileceği kendine ait halkın bütünselliğinin dışında ayrı bir silahlı gücü ordusu yok. Halkı da silahsızlandırmamış henüz. Yavaş yavaş ne oluyor? İşte yayalar, müsellemler falan filan diye bir şey çıkıyor. Böyle yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Sonra Yeniçeri diye bir şeyler çıkıyor. Böylece devletin kendi düzenli ordusu olmaya başlıyor, değil mi? Yeni bir yapı, yeni bir sistem oluşturuyorsunuz bununla yavaş yavaş. Bu adamlar da kul. Evet, bir arkadaş oradan kul dedi. Şimdi kul bazen hani köleyle birebir eş anlamlı gibi kullanılıyor. Aslında tam olarak öyle değildir. Özel hukuk bağlamında herhangi bir reayadan bir kişinin sahip olduğu bir köle ile sultanın emrindeki kul aynı şey değil. Öyle olsa çünkü öbür türlü aynı şey olsaydı mesela söz gelimi sultan vezirlerinden bir tanesini götürüp köle pazarında da satabilirdi kafası kızdığında. Ama böyle bir şey yapmıyor. Çünkü o kul aslında tam olarak köle değil. Kamu hukuku bağlamında bu karşınıza çıkan adamlar özel hukuk bağlamında karşınıza çıkan her ne kadar İslam'da böyle özel ve kamu hukuku ayrımı olmasa da bir Roma hukuku ayrım metodolojisi olsa da daha kolay anlaşılsın günümüzden diye ben size bu örneği böyle veriyorum şu an. Hani köleler özel hukuk bağlamında kişilerin sahip olduğu kölelerken burada kul dediklerimiz kamu hukuku bağlamında sultanın idaresi altındaki bazı adamlar oluyor. Onların vasalları mesela söz gelimi. Ona bağlı olan kişiler dolayısıyla. Tam olarak öyle köle değiller. Ama Fatih'ten evvel nasıl bu örgütlenme içerisinde belirli vazifelere gelen adamlar kendi kabiliyetleri sayesinde kendi kendine yükselmiş adamlar oldukları için böyle önemli adamlar oldukları. Ne oluyor mesela Samsa Çavuş falan filan böyle bazı adamlar çıkıyor. Veyahut da kim oluyor mesela bir Bizanslı Beyzade Osman'la beraber oluyor beraber gazaya gidiyorlar. Daha henüz Müslüman olmamışken. Köse Mihail mesela adam daha Müslüman değil. Osman Gazi ile beraber gazaya gidiyorlar beraber. Biri Ortodoks Hristiyan, biri Müslüman. Nereden biliyoruz? Aşık Paşa da öyle anlatıyor. Niye? Çünkü bir süre başarı kazandıktan sonra Osman Gazi diyor ki iyi diyor artık Köse Mihail'i çağırın İslam'a davet edelim. Demek ki bugüne kadar bu adam Müslüman değildi seninle beraber gazaya gidiyorken. Köse Mihail de çok kutlu bir insanmış. Osman ona bir şey demeden ya sultanım müjdeler olsun ben rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Beni Müslüman edin, Müslüman yapın beni diyor mesela. Müslüman oluyor Köse Mihail ondan sonra. Ve daha sonradan aslında biz göreceğiz ilerleyen dönemlerde de sürekli böyle bazı adamlar Müslüman olup Osmanlı devlet yapısının içine girmeye başlıyorlar. Absorbe ediliyorlar bunlar. Fatih zaten İstanbul'u aldığında oradaki bütün Bizansları kesip biçip katletmiyor. Bunların içerisinde bazı üst düzey devlet görevlileri birdenbire size Osmanlı Devleti'nin görevlileri olmaya başlıyorlar. Ne diyeyim mesela geçen ben Rumi Mehmet Paşa'dan bahsettim herhalde değil mi? O Rumi Mehmet Paşa niye Rumi'dir? Yani böyle Palaiologoslardan, Kantekuzenoslardan bilmem nelerden falan filan üst düzey Doğu Roma Bizans soylu ailelerinin bireyleri
Ne oluyor? Osmanlı devlet yapılanmasının içine giriyor bu adamlar. Hani mesela Palaiologoslardan Mesih Paşa var. Fatih İstanbul'u almasa, bilmem ne olmasa adam belki imparator olacaktı. Yani çünkü son imparatorun zaten çocuğu yoktu. O da onun yeğeniydi. Yani belki adam imparator olacaktı. İmparator olacak adamı almış, vezir yapmış Osmanlı. Çünkü bunlar yetişmiş adamlar. Senin yetişmiş adama ihtiyacın var. Niye? Çünkü senin ekolün yok. Yani okulun yok. Yetiştiremiyorsun. Örneğin demiyor muydum bu İslam hukukunun kurucu babaları hukuk fakültesi mezunu değiller. Yok çünkü nasıl olsun ki zaten anlatabiliyor muyum? Yani o öncelikle bir altyapı oluşturulur. Altyapıdan burada kastım bu temeli inşa edilir hukukun ki onların metodolojisi üzerine bina edilen ekoller oluşabilsin. Sonradan artık medreseler vesaireler çıkmaya başlayacak da birileri ancak medreseden mezun olunca bir yerlerde hukukçu olabilir hale gelecek. Evvelden kimse kimseye hukuk fakültesi diploması sormuyordu. Çünkü yoktu. Hani Osmanlı'nın da böyle yetiştirdiği adamların, bürokratların, görevlilerin yani sürekli birilerini bir yerlere memur edeceksin, bürokrat yapacaksın. Ama bu adam yetiştirdiğin kendi eğitim kurumun yok. Yani mülkiye açmamışsın. Siyasal bilgiler fakülten yok mesela. Hukuk fakülten yok. Henüz daha adam yetiştiremiyorsun. Ne yapacaksın? Ama sonra işte Fatih ne yapmaya başlıyor? Yavaş yavaş bunu dönüştürüyor. Ve kendi adamlarını kendi yetiştirdiği bir sistem kuruyor. İşte ne oluyor? Mesela Enderun bir eğitim kurumudur aslında bakıyorsunuz aynı zamanda. Hani ama bir kendi yetiştireceğin adam için kendi eğitim kurumu açıyorsun. Bakın Tanzimat Devri ile beraber eğitim reformu yapılır. Değil mi? Orada da bazı önemli okullar açılmaya başlıyor. Ne yapıyor? Hemen mühendis okulları falan açılıyor mesela. Belli mühendisleri yetiştirecek önce okullar açılsın. Bahriye okulu açılsın, bilmem ne mühendislik okulu açılsın falan. Adam lazım. Yetiştirmen lazım. Çünkü bunlar yoksa oradan buradan topladığın adamlarla sen önceden iş görüyorsun. Kendi adamlarını yetiştirmen lazım. Fatih'le beraber bu öyle oluyor. Yani evvelden böyle bazı hür adamlardan devlet görevlerine gelir. Mesela Çandarlılar falan kendi başına hanedan haline gelir adeta. Onların hepsini egale ediyor Fatih. Onun yerine kendi artık kul sistemini getiriyor. Yani kendisine bağlı, devşirdiği insanlardan. Çünkü zaten Osmanlı'nın hakim olduğu bölgede popülasyonun büyük kısmı aslına bakıyorsanız zaten Müslüman değil. Dolayısıyla bu insanların bir kısmını siz önemli yerlere de getiriyorsunuz. Devşirme usulü de sadece Osmanlı'ya has bir şey de değildir. Başka yerlerde de karşınıza çıkar. Neyse, Tanzimat'la beraber artık siz yeni eğitim kurumları, yeni bir memuri sınıfı, yeni bir sistem getiriyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir sınıf, yeni bir zümre ortaya çıkıyor. Mesela 2. Mahmud'un yaptıklarından ilki, örneğin ben artık siyasi, evet yeni şeyleri kaldırır. Ondan sonra yaptıklarından bir tanesi de memurlar için. Diyor ki ben artık siyasetten katli kaldırdım. Yani vazifesini düzgün yapmayan memuru öyle katledip öldürmeyeceğiz. Çünkü evvelden sultan diyor ki iki rekat namazını kıl sen, alıyordu mührünü, kellesini alıyordu birilerinin. Yani can güvenliği yok insanların dolayısıyla. Hani vezir olmak çok tehlikeli bir şey. Vezir olma. Ve malları müsaade edilirdi bu insanların. Çünkü neydi? Askeri sınıf vergiden muaftı. Vergi ödemiyordu. Vergi topluyordu. Dolayısıyla bu insanlar sadece zengin olabiliyordu. Hani bazen bazı yerlerin vergileri iltizam usulü falan filan satılıyor. Kim alıyor? Kimde para var? Sermaye var. Bu adamlar da var. Dolayısıyla bunlar bir feodal örgütlenmeye dönüşüyor zamanla falan filan. Bu adamların elinde para birikmesin diye Osmanlı yeri geliyor zaman zaman. Bunların mallarına da müsaade edebilir. Çünkü sen kulsun. Ne elde ettiysen benim lütfumla elde ettin. Verdiğim gibi alırım diyor sultan. Hazineye dahil ediyor. İşte 2. Mahmut ben müsaadeyi de kaldırdım diyor. Bunu da kaldırdım diyor. Memurlara özel yeni bir ceza kanunu çıkartıyor. Bak buna göre yargılayacaksın. Hukuki öngörülebilirlik var. İşte kanununuz budur diyor. Değil mi? Yani dolayısıyla böyle bir açıklama var. Hukuki öngörülebilirlik açısından bu arada şimdi Osmanlıların klasik devrinde yani işte Fatih'te olsun, Selim'de olsun, Süleyman'da olsun kanunnameler vardır, yerel kanunnameler vardır, genel kanunnameler vardır vesaire falan filan. Ama bir yandan da mesela nedir? İşte medreselerden çıkan hukukçuların eğitim gördükleri bazı temel eserler var. Değil mi? Nasıl işte Roma hukuku anlatıyorken Roma'da işte Gaius önemli bir hukukçu. Onun eserleri hukuki doktrinin temelini oluşturuyor. Hukukçuları yönlendiriyor diyorsak. Aynısı mesela İslam alemi içinde böyle bazı önemli hukukçular var. Bunların yazdıkları bazı hukuk kitapları var. Kanun gibi etkili oluyor. Çünkü medresede o kitap üzerine eğitim alıyorsun. Ona göre şey bildiğin doğru ona dayanıyor. Karar inşa ederken dönüp tekrar ona bakıyorsun. Mesela Osmanlılar için bu İbrahim el-Halebi'nin Mülteka diye bir eseri vardır. Adeta işte Gaius'un İnstitüyonesi gibi böyle temel kanun gibi bir şey olmuştur bu. Ki daha sonra Mecelle-i Ahkam-ı Adliye metni inşa edilirken Mültekadan da pek çok pasajlar bunun içine dahil edilecektir. Zaten kanunlaştırma, kodifikasyon öyle olur. Postklasik devirde siz kanun yaparken klasik devrin eserlerini alırsınız, yeniden bir metin inşa edersiniz onlara dayanarak. Ya ama bunların problemi nedir? Yani bu klasik devrin işte ister Gaius'un olsun, ister İbrahim el-Halebi'nin eserleri falan olsun. Halk, avam bunları okuyup anlayamaz. Çünkü bunlar genelde biraz böyle kazuistik, meseleci ve çok uzun, incelikli meseleleri uzun uzun anlatan eserler olduğundan. Yani literatüre hakim olabilmeniz lazım ve bu doktrinin içerisinden, bu eserin içerisinden okuduğunuz meseleden sizin normu çıkartabilmeniz lazım. Hani dolayısıyla bunu yapabilmek için
biraz hukuk eğitimi, hukuk formasyonu almış olmanız gerekiyor. O zaman hukukçu olmayan anlayamıyor bunları. Ama ben ne demiştim? Bu modern zamanın işte Fransız İhtilali sonrası ortaya koyulan kanunlar. Kod Napolyon örneğiyle mesela yavaş yavaş bazı memleketler Avrupa'da medeni kanunlar yazmaya başlıyorlar. Ve bu devrimci bir hareket diyorum. Niye devrimci hareket? Çünkü ulus devlet inşa etmişsin. Artık Fransız ulusu diye bir şey var diyorsun. Mesela o Fransız ulusu için Fransız ulusun iradesine dayanan bir Fransız medeni kanunu yapacağım. Bütün Fransız yurttaşlarına aynı şekilde uygulanacak. Arada kimsenin farkı olmayacak. Bir de bütün Fransızlar anlayabilsin diye onların anlayacağı şekilde yazacağım ben diyor. Öyle bir sistematik de ortaya koyuyor. O yüzden devrim. Hani Karlsson, Burjuvazi falan filan öyle bir şey değil bu. Devrimci dediğimde. Yani sistematik açıdan eski yapıyı yıkıp yeni bir yapı inşa ediyor. Ve o yapıyı inşa ederken de bu inşa ettiği yapının temel şeyi, dayanağı, meşruiyet temeli artık gökteki tanrı değil de halkın iradesi olduğu için halk için halka göre bir kanun yapıyor. Halk okuyup anlayabilsin diye böyle madde madde sistematik, basit, anlaşılır, vecih, öz ifadelerle bir kanun metni inşa ediyor. Öyle kazuistik, meseleci, böyle İbrahim el Halebi gibi, Gaius gibi, Ulpianus gibi okuyacağınız bir eser olarak inşa etmiyor. Ama hakkını yemeyelim, ne Ulpianus, ne Gaius, ne de İbrahim el Halebi bunları zaten kanun gibi uygulansın diye yazmadılar. Hukuk formasyonu eğitimi için yazmışlardı bu eserleri. Dolayısıyla bir de bunu böyle değerlendirmek icap eder. Ama bunlar önemlidir. Ve bu dönüşüm Osmanlı'ya da etki etmiştir dolayısıyla. Orada da artık yavaş yavaş böyle bir kanunlaştırma faaliyeti görüyoruz. İşte böyle memurlar için ayrı ceza kanunu alıyorsun, sonra bir genel ceza kanunu alıyorsun, ticaret kanunu alıyorsun. Yavaş yavaş bir kodifikasyon süreci başlamış oluyor ve devlet teşkilatlanman da değişiyor. Yeni bir memur tipi çıkartıyorsun artık mesela. Bu memurlar eski kullar gibi değil. Kulları sultan canı istediği gibi idam edebiliyor, katledebiliyor, malına mülküne el koyabiliyor. Bunlar öyle değil. Bunlar daha fikri vicdanı hür insanlar. Bir de bunlar Avrupa tarzı modern bir eğitimden geçmişler artık. Dolayısıyla kendilerince inandıkları bazı doğrular, hakikatler var. Çözüm nasıl olmalı diyorsanız her daim deniyordu böyle şeyler. Merak etmeyin. Bakın şu an yanımda ne var? Örneğin Naima var. 16. yüzyılda o da anlatıyor. Mesela pardon 17. yüzyılda o da anlatıyor. Hani ne olacak bu Osmanlı'nın hali, nasıl kurtarırız falan filan. E o zaman işte Tanzimat sonrası dönemde de bu memur sınıf yeni eğitimli, batı tarzı eğitim görmüş, Fransızca falan bilen bu insanlar da ne olacak bu Osmanlı'nın hali diyorlar. Ve onların da kendince bir projeleri var. Bakıyorlar işte Prusya'da bilmem nerede Fransa'da işte konstitüsyon diye bir şey var, anayasalar çıkıyor değil mi? Temel hak ve hürriyetler güvence altına alınıyor, serbest piyasa ekonomisi var. E böyle bir şey yapmasak biz geri kalmaya devam ederiz. O zaman yapmamız lazım. Bunu diyorlar, böyle bir proje var dolayısıyla. Hani buradan böyle bir aslında bakıyorsanız rekabet söz konusu. Yani bu yeni memur sınıfı yeni bir ne istiyor? Yeni bir devlet tipi, yeni bir sosyal yapı istiyor ve ona ilişkin iktidarı oynuyorlar. Hani dolayısıyla kime söz verdi 2. Abdülhamit demiştik 1876 Anayasası için tahta çıkarken? İşte bu memurlara söz vermişti. Bu bürokratlara söz vermişti. Onların arasında mesela işte kim vardı? Mithat Paşa vardı sözlerine. Çok önemli bir isimdir. Örneğin işte bu anayasanın mimarlarındandır aslında bakıyorsanız. Ama ne oluyor mesela? Taif'e sürgün ediliyor Mithat Paşa. Taif'te sürgünde ölüyor falan. Aynı zamanda Ziraat Bankası'nın da kurucusu. Ondan sonra eyalet yapılanmasına reformasyon getiren bir insan. Mesela Bulgaristan valisi oluyor. Bütün Bulgaristan'ı abad ediyor. Ve onun bu işte Bulgar vilayeti için yaptığı yeni reformasyon diğer eyaletlere de emsal oluyor, model oluyor. Aynı yapıdan örgütlenmeye çalışıyor. Çünkü ne yapıyor? Bakıyor işte bazı köylüler işte topraksız bilmem nesiz işte kredilendirmede zorlukları var bilmem ne. Memleket sandığı bir şey diye bir şey çıkartalım. Bunlara ucuza kredi verelim ki kalkınabilsinler diyor. Bir şeyler yapıyor falan filan. İşte vergileri düzenli hale getiriyor. Gelirleri arttırıyor dolayısıyla. Artı gelir elde ediyor. Bir şeyler yapıyor. Güzel bir şeyler yapıyor Bulgaristan'da. Beğeniyorlar. Makbul adam diyorlar bunun için. Hatta sonra işte o memleket sandıkları oluyor size. Ziraat Bankası. Hem Türkiye'nin hem Bulgaristan'ın Ziraat Bankası'nın da temelidir aslında bakıyorsanız Mithat Paşa'nın bu reforması. Dolayısıyla büyük bir dönüşüm söz konusu. Ama bunlar ilerleyen süreçler. Ben şimdiden işte bir projeksiyon yapmış olayım. Bak ileride ne göreceğiz diye anlatmış olayım. Bir de üçünün karakteristik farklarını ortaya koyarsam hani hangi dönemde neyi anlatıyorsak daha rahat anlarsınız diye öyle bir kısaca özet geçeyim dedim. Taner Timur'un Osmanlı çalışmaları. Bak ondan sonra ne bileyim işte Naima'ya göre Osmanlı siyaseti. Hani bu derste anlattıklarımı biraz bunlara da dayandırıyorum. Ne oluyor mesela? Örneğin kimlerden bazı isimleri unutmayayım diye bunları ben yanımda getiriyorum çünkü unutuyorum. Geçen size mesela bir şeyden bahsetmiştim. Hani Reconquista tamamladığında İspanyollar falan ne yapıyorlardı? İberya'daki Yahudileri, Müslümanları oradan sürgün ediyorlardı. Onlar da Osmanlı'ya iltica ediyorlardı. Onların arasında büyük böyle banker aileleri vardı. Kimdi mesela diyorum? Adını unutmuştum. Tavşan Adası konut olmuştu. Mendez ailesinden Yafes Nasi mesela. Böyle adamlar var.
İkinci Mehmet iktidarını pekiştirdikten sonra imparatorluğun gümrük vergilerini, maden ocaklarını, tuzlalarını ve zengin gelir kaynaklarını bazı kişilere ne yapıyor? İltizam veriyor. Özellikle meşhur Paleologos ailesi bu paylaşımda aslan payını almıştır. Bu aileden Mesih Paşa gibi Müslüman olarak legalize olmuş büyük haslar elde etmiş olanların dışında Hristiyan kalan Paleologlar da çeşitli mukatalar elde ettiler. Bunlar Selanik, Seres çevresinde oldukların çeşitli iltizamlardan sonra İstanbul, Galata, Gelibolu gibi önemli gümrük mukatalarının mültezinliğini de ele geçirdiler. Daha sonraki dönemlerde falan filan diye devam ediyor. Ne oluyor mesela? Bazı başka isimlerden bahsediyor. Michel Kanta kuzenler, Şeytanoğlu lakaplı falan diye. Böyle bazı adamlar var. Mesela sen yeni devlet yapılanmasında bu adamları alıyorsun, kullanıyorsun. Dolayısıyla burada bizim önemli ayrımımız evvelde, yani ilk başta Osmanlı ve onun sonrasındaki bu kuruluş başlangıç evrelerinde nasıl bir yapı söz konusu? İşte bu daha bir kandaşlık içerisinde kandaşlıktan uygarlığa geçmeye çalışıyoruz. Ve Fatih'te bunu tamamen görüyoruz. Gerçekten ortalık bir devlet var. Ve Fatih bu devletin bile üzerine çıkmış, dışına taşmıştır artık. Devletin bile dışındadır, devletin de hakimidir, efendisidir, sahibidir. Mesela söz gelimi o devletin idare makamı olan temel yer neresi? İşte bu bütün hükümet işinin yapıldığı Divan-ı Hümayun. Fatih o Divan-ı Hümayun'da bulunmaz bile. O divan toplantısına katılmaz. Nerededir? Orada bir kafes var. O kafesten seyreder. Tam böyle seyredip seyrettiğini bilemezsin. Hani böyle az buçuk. Ya baksan aslında anlarsın biri olup olmadığını. Ama tutup da o Divan-ı Hümayun toplantısına böyle dönüp de bakamazsın da. Her daim izleniyormuşsun gibi bakmazsın dolayısıyla. Anlatabiliyor muyum? Ya bilemezsin o toplantıda her daim izleniyor musun, izlenmiyor musun? Her daim izleniyormuşsun gibi hareket edersin mesela söz gelimi. Fatih bunu nasıl başarmış? Bunu nasıl yapmış bu adam? Yani bunun iktisadi bazı şeyleri de var. Yani ne oluyor işte böyle bazı vergi gelirine bilmem ne falan bunları düzenliyor. Bir şeyler yapıyor. Toprak yapılanmasında bir sürü eski bazı mülk arazileri miri araziye çeviriyor. Bazı vakıfları ne yapıyor işte miri araziye çeviriyor. Böyle bir iktisadi dönüşümü falan da var. Hatta ondan sonra gelen sultan Beyazıt'ın devrinde bazı bu reformasyonları geriye götürülecektir. Örneğin bu miri araziye dönüştürülmüş kimi topraklar tekrar eski vakfiyelerine veya eski mülklerine iade edilecektir. O iktisadi yapıyı biraz dönüştürecektir. Eski haline döndürecektir. Bazı reformlarından rücu edecektir Bayezid. Anlatabiliyor muyum bu açıdan? Ve işte o Fatih çünkü inanılmaz ceberut, kudretli, muktedir, güçlü bir devlet adamı olmuştur. Bu özellikle şeyle beraber başlar. Yani yavaş yavaş merhale merhale bir yükselişte burada söz konusu olan. Yani ilk başlarında tahta çıktığı gibi bu kadar mukaddir bir karakter değildir Fatih. İlerleyen devirlerde İstanbul'u da aldıktan sonra hatta daha ilerleyen devirlerde artık 1460'larda 70'lerde falan ne oluyor? Daha böyle mukaddir bir sultanla karşılaşmaya başlıyoruz biz dolayısıyla. Bu tamamen işte artık yavaş yavaş devlet içerisinde işte o hür Türklerden ziyade artık kulların yerleşmesiyle bilmem neyle, vergi örgütlenmesinin dönüşmesiyle, farklılaşmasıyla, o devlet yapısındaki belli görevlerin belirlenip o görevde bulunacak insanların yetiştirileceği özel eğitim kurumlarının inşa edilmesiyle falan bunların hepsi de bütünsel olarak bir projedir ve baştan yeni bir devlet yaratılmış olur. Bununla beraber de işte sultan bunların hepsinde yükselen mutlak bir güç olur. Tamam mı? Şimdi bunu olamayanın örneğinden verirsem daha kolay anlaşılacaktır. Mesela Zaragoza Anlaşması'na bakıyorum mesela. İspanya ve Portekiz dünyayı paylaşmışlardı bir dönem 15. yüzyılda. Ve papalık fermanlarıyla işte okyanusların ortasından bazı hayali çizgiler çekilmiş. Bu hattın doğusu İspanya'dır, batısı Portekiz'indir bilmem nedir falan filan diye anlaşılıp bölünmüştü dünya. Mesela bunlara ilişkin Tordesillas'ta falan anlaşma da imzalıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ama dünya yuvarlak olduğu için o hattın bir de arkası var. Yani güzel burada çizgiyi çektik Azor'dan 370'lik Liga batısından itibaren. İşte Portekiz, dolayısıyla Brezilya sahillerinden itibaren Güney Amerika'nın da hakim oluyor. İşte Afrika tarafı da Portekiz'in oluyor. Öbür taraftan Güney Amerika'nın geri kalan kısımları İspanya'nın oluşu oluyor falan da. Böyle dolaştığında arka tarafta Filipinlere geldiğinde Filipinler kimin tarafına düşüyor? Onun kavgası verilecek. Oturup yeniden bir hat çekmen lazım. Onun için de anlaşma yapacaksın Zaragoza'da. Zaragoza'da toplanıp anlaşma yapılacak. İki defa anlaşma metni hazırlanıyor. Enteresan olan bir şey. İlk anlaşma metni imzalanmıyor, onaylanmıyor. İkinci anlaşma metni imzalanmıyor. İlk anlaşma metni niye imzalanmıyor, onaylanmıyor? Çünkü bir problem var. Zaragoza Anlaşması dediğiniz aslında bakarsanız bir uluslararası anlaşmadan ziyade bir bey akdi gibidir. Orada Şalken, İspanya'nın kralı ve Kutsal Roma Cermen İmparatoru, Malaka Boğazı'ndaki hak iddialarını Portekiz kralına satmaktadır 350 bin duka karşılığında. Çünkü bu kadar Güney Amerika'dan zenginlik elde ettiler, gümüş elde ettiler, bilmem ne yaptılar, paralar geldi bu adamlara falan diyoruz ama savaşıyorlar sürekli.
Yani sürekli bir savaş söz konusu Avrupa'da. 80 yıl savaşları var, 30 yıl savaşları var, İtalya savaşları var. Ki İtalya savaşları ta 1490'larda başlıyor, 1590'larda bitiyor. 100 sene İtalya'da savaş var. Yani bir tarafta Valio'lar, bir tarafta Habsburglar, İtalya'nın hakim kim olacak diye savaşıyorlar sürekli. Sürekli savaşmak masraflı bir şey. Ya para harcıyorsun, silah alıyorsun, adama maaş veriyorsun, asker tutuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Onlar gidiyor, ölüyor. Boşa gidiyor yani. Üretim gibi değil ki. İşte fabrika yaptık, para yatırdık, geldik, getirdik, gelir ettik. Öyle bir şey değil. Para gidiyor. Kaybediyorsun sürekli. Zarar ediyorsun aslında savaşmakla. Pahalı bir şey dolayısıyla. Sürekli savaşmak iyi bir şey değil. Bak Ruslar şimdi şeker kuyruğunda, yağ kuyruğunda bilmem nerede. İnternette görüyorum ben videoları. Sefil oldum bile. Ama hepimiz sefil olacağız. Çünkü savaş herkesi vuruyor. Yani her yerde ondan sonra bu işte Rusya'nın ve Ukrayna'nın mesela işte ayçiçeği tedarikçisi olması, buğday tedarikçisi olması, bilmem ne olması falan filan dünya çapında bazı tedarik zincirlerini etkiliyor. O zaman her yerde ayçiçek ve buğday fiyatları falan yükseliyor, bir şeyler oluyor. O zaman hepimiz bilmem ne olmaya, daha pahalıya bir şeyler almaya başlıyoruz. Zor oluyor bazı şeyler değil mi? Herkes hızlı veriyor. Kimse savaşmasa da herkes sürekli diplomatik yollarla sorunlarını çözüp ticaret etse de hepimiz huzura ersek. Ama olmuyor. Neyse İspanyollar da böyle sürekli savaşıyorlar, harp ediyorlar. Ekonomi mahvolmuş dolayısıyla. Sürekli para lazım ve İtalya'da da savaşlar devam ediyor. Tutmuş bir de bu Türkler, münafık Türkler, imansız Türkler, Müslümanlar Fransızlarla ittifak yapmışlar. Beraber gelmişler Almanya'ya, İspanya'ya bilmem nerelere saldırıyorlar. Değil mi? Marsilya'ya Türk donanması yanaşıyor. Fransız donanmasıyla ortak güç oluşturmuşlar. Ortak filo kurmuşlar. Ya bunlar Katolik nasıl Müslümanlarla beraber olur? Nasıl bizle savaşırlar? Falan. Para lazım bunlarla savaşmak için. Ne yapacaksın? Nereden bulacaksın parayı? Başka krallıklardan borç alacaksın mesela. Bir şeyler satarsın. Yeni vergiler salarsın. Bazı vergi harklarını, bazı imtiyazları satarsın. Bilmem ne yaparsın. Ama ne yapıyor? 350 bin Duka için Malaka Boğazı'ndaki hak iddiasını satıyor. Tamam diyor, tartışmayalım. Ayrıca zaten Katolik prensler arasında savaş da olmasın. Müslümanlarla zaten uğraşıyoruz. Zaten Türkler geldi. Viyana kapısına dayanmışlar. Ya Viyana'yı kuşattılar adamlar. Habsburgların Viyana'da. Hani anlatabiliyor muyum? Yani Habsburglar da ne büyük bir imparatorluk, onu anlayın. Hani Almanya, Avusturya, Napoli, Sicilya, öbür tarafta İspanya, öbür tarafta Belçika, Hollanda falan filan. Bunların hepsi Schalken'in idaresinde. Carlos Cinco, işte 5. Karl. Schalkent dolayısıyla Fransızcasıyla, telaffuzuyla Schalken oluyor. Siz Schalken diyorsunuz. Charles İngilizcesi, Karl Almancasıyla, Carlos İspanyolcasıyla aynı adam. O Cinco, Cinco, Beş falan olunca da Schenk falan şey, Schalken oluyor. Neyse bu adam dolayısıyla İspanya'nın kralı sıfatıyla Portekiz kralıyla anlaşma yapıyor. Tamam diyor. Hani çünkü bir de böyle bir şey var. Hani bir taraftan İspanya kralı olarak hareket ediyor. Bir taraftan Napoli kralı olarak hareket ediyor. Bir tarafta işte Hollanda'nın beyi olarak hareket ediyor. Bir tarafta Kutsal Roma Cermen İmparatoru. O şapkalar değişiyor. Titirler, ünvanlar değişiyor. Hani şey gibi değil. Böyle bizdeki algı gibi değil. Hani bizde çünkü Osmanlı Sultanı demez. Ben aynı zamanda işte Konya Dükü'yüm. Aynı zamanda işte bilmem nerenin beyiyim falan demiyor. Osmanlı Sultanı. Hepsi zaten benim mülküm der. Ama öbür tarafta böyle değil. Yani o beylikler, krallıklar, lordluklar bilmem ne ayrı ayrıdır. Bazen hepsi aynı adamın idaresinde birleşebilir. Nitekim ileride de birleşecek. Portekiz ve İspanya tek tacın altında birleşecek. Veya İskoçya ve İngiltere tek tacın altında birleşecek. Anlatabiliyor muyum? Miras yoluyla tacı alıyorlar çünkü. Herkes birbirleriyle evlendikleri için, Habsburglar böyle çeneli oldukları için, aile içi ensest evlenmelerden dolayı böyle dızaklar çıkıyor, inceneler çıkıyor bilmem ne. Bizimkilerde o yüzden hemofili yok. Çıkık çeneler yok. Niye? Sürekli çünkü aile içi evlenmiyorsun mallar bölünmesin diye. Öyle bir derdin yok çünkü. Mal bölünmüyor. Çünkü aile içindeki herkesi öldürüyorsun. Nasıl bölünsün ki? Malların bölünmesi için aile içinde birilerinin olması ve birilerinin bir yerlerden miras alması lazım. Hani Fatih öldüğünde bir tarafta Cem Sultan mesela Konya'yı işte Beyazıt'ta Edirne'yi alacak bir şeyler olacak ki o zaman bunlar birilerini öldürmeyecekler. Veyahut da işte diyeceksin ki tamam Beyazıt Sultan olsun, Cem de Konya Dükü olsun mesela diyeceksin ki bunlar birbirlerini öldürmesinler. Ama öyle bir şey yok bizde. Öyle öldürüyorlar. Dolayısıyla bir tane adam her şeyin efendisi oluyor. Öbür tarafta bir tane adam her şeyin efendisi olamıyor. Bazen denk geliyor efendilik. Dolayısıyla böyle bir şey. Böyle her yerin efendisi olan adam da her yerde savaşmak zorunda kalıyor. Her yerin imparatoru olunca mesela Fransa çekiniyor senden çok büyük güç olmasın diye. Bir taraftan İtalya'daki topraklarını vuruyor. Milano'ya, Napoli'ye geliyor. Sforzalarla bir şeyler yapıyor. Öbür taraftan işte Hollanda topraklarına, Belçika'ya mücadele ediyor. Öbür taraftan Pireneler bilmem ne yapıyor. Adalara geliyor. Bir de bunlarla uğraşmak için Türkleri ittifaka çıkıyor. Öbür tarafta protestanlar çıkmış. Adamlar Katolik protestanlara da destek oluyorlar. O zaman bunlara para lazım. O zaman Schalken ne yapacak? Hem zaten Portekiz'de arası açılmasın. Zaten her tarafta savaşıyoruz. Bir de Avis hanedanıyla Habsburg hanedanının arası açılmasın. Avizlerle iyi geçinelim diye. Hem onun için hem de para lazım diye. Çünkü İtalya'da savaşıyorsun. Paralı asker tutuyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Donanma tutuyorsun. Masraf ediyorsun. O zaman ne yapıyor? Adam haklarını satıyor. Bütün bunu ben niye anlatıyorum? Bu haklarını satarken iki anlaşma yaptılar. İlki iptal oldu. İkincisi yapıldı diye. Çünkü bir tartışma gündeme geldi. İmparator
Schalke'n bunları satıyorken bu haklarını halka danışmak zorunda mı? Yani Pueblos'tan yani halktan alacak mısın izin? Yani orada çünkü Cortes denilen meclisler var. Ama bir tane merkez İspanya meclisi diye bir şey yok orada aslında bakıyorsun. Toledo'nun, Sevilla'nın, Granada'nın ayrı meclisleri, Cortes'leri var. Ve vergi dersi alınırken o Cortes'lerden bir şey oluyor. O Cortes'lerin de bazı söz hakları olabiliyor. Nasıl işte İngiltere'de bir parlamento var bilmem ne var falan filan. Her yerde var böyle meclisler, bir şeyler çıkıyor karşına bir şekilde. Adamlar bunu mesele yapmışlar. Ve Schalke'n de bunu bilmiyor. Çünkü bir sürü ülkenin kralı ve imparatoru olduğu için hukukçularına danışıyor. Hani bir juris konsultum alıyor. Ne yapalım? Cortez'den müsaade almamız icap eder mi? Ona göre anlaşma yapalım mı? Cortez'in izni olmadan bunu yapmaya benim yetkim var mı? Ne kadar medeni bir kral? Bak bu soruyu. Öt diye yaparım demiyor adam. Anlatabildim mi? Mesela soruyor bir de böyle. Ve cevabını alınca, fetvasını, juris konsultumunu alınca ona göre o zaman 2. Zaragoza Anlaşması metni hazırlanıyor. Onu imzalıyorlar. Çünkü Cortez'e halka danışmak zorunda değilmiş. Meclislerden izin almak zorunda değilmiş. Malaka Boğazı'ndaki iddiasını, hakkını satmak için burada Schalke'n. Şimdi burada benim anlatmaya çalıştığım, bak bir tarafta sultanın mutlak otoritesi, işte mesela Firavun'un mutlak otoritesi, nasıl birileri bu kadar mutlak otorite olabilmektedir? Nasıl bazı başka taraflarda bazı monarklar bu iktidarın otoritesini paylaşmak zorunda kalmaktadır? Veyahut da ne şekilde bunları elde etmeye çalışmaktadır? Mesela Fransa'da söz gelimi, bir şekilde artık yavaş yavaş işte Güneş Kral, Tanrı Kral diye böyle bir uhreviyat bünyesi içerisinde işte Louis l'Etat-Simon, ben devletim falan diyebiliyor. Bu periferideki feodal lordları merkez sarayına toplayıp orada kendine bağlamaya başlıyor. Eskisi gibi artık o bilmem nerelerin dükleri bilmem neleri dışarıda değil. Herkes orada merkezde, Paris'te, Elize'de o taraflarda kalmaya başlayınca herkes bazı lütuflar için o krala yanaşmaya başlıyor. Onun otoritesi gücü de artmaya başlıyor aslında. Ama İngiltere'de de bunun bir benzeri yaşanıyor. Yani az evvel ben sana ne demiştim? Bazen bazı krallıklar aynı kişinin elinde birleşebiliyor. Ve Tudor hanedanı Elizabeth de son bulur. Çünkü Elizabeth kimseyle evlenmez. Çocuğu da yoktur. Tudorların soyu kurumuştur. O zaman dolayısıyla İngiltere tahtını oturtacak birisi lazım. Kimi kral yapacaksınız? Aile ağacına bakıyorsunuz. O miras hukuku bağlamında en yakın erkek üye mesela kim? O Cermenik hukuktan, Salizyen hukuktan falan filan. Kime kalacak taht diye bakıyorsunuz. Stuartlar var, en yakın akrabalar. Stuartlar kim? İskoçya kralları mesela. Dolayısıyla 6. James İskoçya kralı size oluyor. 1. James İngiltere kralı. Aynı zamanda hem 1. hem 6. James'tir kendisi. 1. James İngiltere kralı unvanını kullanırken 6. James İskoçya kralı unvanını kullanırkendir. Çünkü İngiltere'nin ilk James'idir ama İskoçya'nın 6. James'idir. Ondan önce 5 James daha olmuştur İskoçya'da. Mesela James İngiltere'nin hakimi olacak, kralı olacak. Tersini bekliyordunuz değil mi? İngiliz kralı İskoçya'nın efendisi olsun diye. Hayır, tam tersi burada. İskoçlar İngiltere'nin efendisi oluyor. İskoçya ve İngiltere'nin birleşmesi o açıdan önemli, enteresan bir hadise burada. Yani hayır. Yani İngilizler orayı işgal etmiyorlar dolayısıyla, öyle bir şey yok. Hani bir zamanlar işgal etmişlerdi. Sonra İskoçlar bağımsızlık mücadelesi verip bağımsız bir krallık oldular. Yeri geldi sürekli Fransa ile ittifak kurup İngiltere'ye karşı mücadele verdiler. Bilmem ne oldu vesaire falan filan. Ama en nihayetinde ne oldu? İngiliz kralının soyu kuradı. İskoç kralı İngiliz kralı oldu size. O zaman ne oldu? Bunlar birleştiler. Birleşik krallık oldular size. İrlanda, İskoçya, İngiltere, Galler. Tek taşla birleşti. Bir birleşik krallık haline geldiler. İskoçya bayrağının üzerine İngiltere bayrağını koydunuz. Bir tarafta St. Andrew haçı, biri de St. George haçını birleştirdiniz. Mavi, kırmızı, beyaz. Böyle çaprazlı, düzlü bilmem ne İngiltere bayrağı oldu bugün. James'in vaziyeti burada önemli. Çünkü James İskoçya'nın kralıydı. İskoçya'dan geliyor. Ve İskoçya'da parlamentonun yetkileri daha az. Kral daha kuvvetli. Oysa İngiltere'ye geldiğinde James parlamento daha güçlü, kral daha kuvvetsiz. Çünkü neden? Söz gelimi bu örneğin İspanya gibi, Osmanlı gibi daha geniş gelir kaynaklarına sahip olmadığı için tacı neye ihtiyacı vardır? Tebaasından vergi toplamaya ihtiyacı vardır. Bunları toplayabilmek için, aşırı toplayamamak için zamanla artık ne olmaya başlamıştır? Parlamento bu vergilerde söz sahibi olan bir kurum. Ta Magna Carta'ya götürür mü 11. 12. yüzyıla kadar? Çok uzatmayayım hikayeyi ama neticede Elizabeth'in 8. Henry'nin zamanlarına geldiğinizde ortalıkta etkin bir parlamento vardı ve bu parlamentonun içerisinde bu İngiliz tüccarlarının önemli yerleri vardı. Melheburn kardeşler falan filan gibi zengin İngiliz tüccarları var. Krala borç veriyorlar falan filan. Bunlardan ne oluyor size? Bir yerlerde ondan sonra minister, vali falan bir şeyler olmaya başlıyor. Ünvan almaya başlıyorlar. Bir şeyler olmaya başlıyor. Hukuk yaratım süreçlerinde bu tüccar adamları etki etmeye başlıyor. Çünkü bunların da kendi çıkarları var. Mesela o çıkarlarını savunmak istiyorlar. O zaman ne oluyor? Bir tarafta taç, bir tarafta kendi çıkarlarını savunmak isteyen bu adamlar arasında görüşmeler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öbür tarafta mesela İspanya'ya bakıyorsunuz. İspanya'da kral o kadar kuvvetli, o kadar güçlü, o kadar zengin mülkleri var ki
Güney Amerika madenlerinden olsun, bilmem nereden olsun. Dolayısıyla bu kadar Cortez'e, oradaki o meclislere bağlı kalmıyor. Ne oluyor o zaman? Toledo'nun, Sevilla'nın bilmem nelerin meclisleri zamanla gücülerini kaybetmeye başlıyor. Onlara o kadar başvurmak zorunluluğunu da hissetmiyor kendini orada kral. Arada böyle farklar var. Burada parlamento daha güçlü. Ama James kral oldu ve James güçlü parlamentoya alışık bir adam değil. Ve yavaş yavaş bunu bozmaya çalışıyor mesela. Yeni bir yapı kurmaya. Kralı tekrar güçlendirmeye çalışıyor. Ben kral oldum çünkü yüce Rabbim beni kral seçti. Yani benim temelim Tanrı'nın inayetinden geliyor. Beni Allah kral yaptı. Siz kim oluyorsunuz falan filan. Hani parlamento ne öyle abamın arzusu, iradesi falan. Onunla mı olacağız? Ve bu tutum, bu davranış James'ten sonra onun oğlu Charles'la da devam edecek. Birinci Charles mesela. O da hala böyle kral, ne kadar mukaddes bir yerdir, ne kadar güçlüdür, ne kadar tanrısal bir öze sahiptir. Bu aşağılık sefil insanlarla bir değildir, aynı değildir. Onlara aslında bakıyorsanız bu yüce iradenin danışması icap etmemektedir vesaire. Hani böyle bir persona, böyle bir ide, böyle bir varlık yaratıyorsunuz, böyle bir kral imgesi yaratmaya çalışıyorsunuz. Güçlenmeye çalışıyorsunuz ki onların tepesinde yükselin, böyle bir güçlü despot olun, İspanya kralı gibi, Osmanlı sultanı gibi. Yani sorgulanamaz bir otorite haline gelmeye çalışın. Ona çalışıyor mesela ama beceremiyor. Sonunda iç savaş çıkıyor. Ve ne oluyor? Parlamento güçleriyle kraliyet güçleri arasında bir savaş neticesinde parlamento güçleri galip geliyor. Charles'ın kellesini alıyorlar. İdam ediyorlar kralı. Kralı öldürüyorlar ve İngiltere bir cumhuriyet oluyor arkadaşlar. Evet, İngiliz Cumhuriyeti. Commonwealth derler. Commonwealth, Cumhuriyet demek. Yani res, publica, commonwealth. Yani orada wealth, res'tir. Şeydir, varlıktır, zenginliktir. Public de dolayısıyla nedir orada? Common'dır, ortaktır. Cümlenin genelindir. Yani genelin varlığı, esenliği, refahı vesairesi diyebileceğiniz. Yani Respublica, Latince'nin İngilizce'ye karşı Commonwealth dediğimiz cumhuriyettir dolayısıyla. Bir cumhuriyet ortaya konulur İngiltere'de belli bir dönem. Ve cumhuriyet olarak varlığını sürdürür. Bir Commonwealth idaresi ortaya konulur. Bu dönemde ne oluyor? Güçlü bir parlamento ile karşılaşıyorsunuz. Ve bunun içerisinde Cromwell diye bir adeta diktatör diyebileceğimiz güçlü bir adam söz konusu. Hatta Cromwell öldükten sonra oğlu Cromwell'in yerine protektör devlet başkanı oluyor mesela. Ama bu böyle çok uzun sürmüyor ve İngilizler bu cumhuriyet fikrinden pek memnun kalmıyorlar anladığımız kadarıyla. Ne oluyor? Kellesini aldıkları Charles'ın oğlu, ikinci Charles'ı davet ediyorlar. Buyur seni kral yapalım diye. İkinci Charles geliyor, kral oluyor açıkçası. Ama hala bu parlamento ve kraliyet arasında bir çekişmeler devam edecek ikinci Charles'tan sonra da aslına bakıyorsanız. Ve ikinci Charles'tan sonra hatta kim geçecekti tahta? İkinci James. O da mesela Katolik. Ülke Anglikan olmuş, Protestanlık yayılmış, bilmem ne olmuş falan filan. Ama James bunlar sürgünde oldukları için Fransa'da yetişmiş, Katolisizmi seçmiş, Katolik olmuş Fransa'da. Sonra bir Katolik kral olarak İngiltere'nin başına geçmiş. Dolayısıyla o da istemiyor ki bu Protestan münafık meclis kendi otoritesini sorgulamasın. Onlarla gene mücadele etmeye başlıyor. Ve parlamento gene bu sefer başka bir adamı kral olarak davet ediyor. Kimi? O protestan tüccarlar istemiyor Katolik kralı. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Hollanda Cumhurbaşkanı'nı davet ediyorlar ülkeye. Gel diyorlar kralımız ol. Kim Hollanda Cumhurbaşkanı? Stadtholder. Tercüme etsem Hollanda'nın Alçak Ülkeler Konfederasyonu'nun yani 7 Hollanda'nın birleştirdiği ortak konfederal Hollanda'nın bir meclisi var. Orada o meclisin başında o Stadtholder diye bir adam var. Tercüme etsem Cumhurbaşkanı derim ben o adamı. Bunlar Cumhuriyet oldukları için. Bunun başındaki adam Orange Dükü William. Orange Dükü William de aslında bakıyorsanız ikinci Charles'tan falan soyu gelir. Yani İngiliz kraliyet ailesi zaten akrabadır. Ayrıca da zaten ikinci James'in kızı Protestan Mary ile de evlidirler. Dolayısıyla tahta hak iddia edebilecek aile bağları olan yani miras hukuku açısından falan baktığında da makul hani rastgele Hollanda Cumhurbaşkanlığı yapalım demiyorlar. Kraliyet iddiası olabilecek bir adam diye davet ediyorlar bu adamı. Dolayısıyla yani bu problem hep nereden oluyor? Ayrı bir bak çıkar grubu var. Ayrı bir çıkar odağı var. Ve bu ayrı çıkar odağının, bu çıkar grubunun kendi bunların zenginlikleri, mal varlıkları var. Öbür tarafta mesela İspanya'da, Osmanlı'da burada bir sultan var veya Rusya Çarlığı'nda bir sultan var, bir çar var, bir imparator var. Bütün mal varlığı, bütün zenginlik zaten onun elinde. Zenginlikten pay alabilmek, refaha dahil olabilmek için ona kapılanmak zorunda kalıyorsun. Yani çara, sultana, imparatora yanaşmanız lazım. Yanaşma olursanız zenginlikten pay alabiliyorsunuz. Öbür tarafta Hollandalıların, İngilizlerin falan filan işte beyleri, asilleri bilmem neleri falan filan kendilerinden menkul zenginlikleri, kendi varlıkları falan var bu adamların. Kimseye kapılanmak zorunda değiller. Ve bu zenginlikleri olan adamlar beraber bir güç oluyorlar. Bu adamlar birilerine para verip asker yapabiliyor mesela. Parlamento ordusu bedava mı oluyor zannediyorsunuz siz? Hani o kraliyet ordusuyla nasıl savaşacaksın? Kral kendi hazinesinden çıkartıyor birilerini süvari tutuyor da
parlamento güçleri de piyade topluyor mesela. Onunla mücadele ediyorlar. Parası var, gücü var. Para güçtür. Dolayısıyla ayrı bir burada güç odağı, kliği var. İşte o zaman oradan bir tane absolut monark çıkabilir mi? Bununla uğraşıyor. Ta şeyden beri, James'ten beri bununla uğraşıyorlar. Stuart hanedanı. Stuart'ların böyle bir derdi var. Dolayısıyla Stuart hanedanı bitirmeye uğraşıyor parlamento artık. Dolayısıyla. Ve ne yapıyorlar? O zaman James'in protestan kızı Mary'yi ve eşin William'ı davet ediyorlar. Çağrılması makuldür, yerindedir Cumhurbaşkanı. Niye? Hollanda'da ordusu vardır bu adamın. Mesela öyle elini kolunu sallaya sallaya merhaba ben kral olmaya geldim de diyemezsiniz. Çünkü orada 2. James'in de kendi ordusu onu koruyacaktır, müdafaa edecektir. O zaman ne oluyor? İngiliz tarihinde bu Glorious Revolution, muzaffer devrim diye anlatılır. Oysa ki İngiltere'nin Hollanda işgalidir aslına bakıyorsanız. Hollanda donanması İngiltere'ye çıkartma yapar. Hollanda askerleri hep beraber Londra'ya doğru yürürler. Ama tabii ki de bir sürü parlamento yanlısı askeri güçle doğrudan William'ın saflarına katılırlar. Dolayısıyla sadece Hollanda birlikleri değildir bu. İngiliz birlikleri de ortak bir şekilde hareket ederler ve Londra'ya yürürler. Böyle olunca da James kaçmak zorunda kalır. Kaçar. Ve böylece Londra'ya giren William ve Mary ne olurlar? Kraliçenin kocası kral mıydı 2. Elizabeth'in kocası? Değildi. Edinburgh Dükü'ydü galiba değil mi? Niye adamı kral yapmamışlar? Kraliyet ailesinden olan o değil çünkü. Elizabeth kraliyet ailesi. Elizabeth'in babası kraldı. O yüzden o kraliçe oluyor. Bu onunla evlendiği için kral yapmıyorlar ki. Hanedandan olan değil, o iç güveysi. Aynı muameleyi William'a çekiyorlar. William'a diyorlar ki, hani Mary'i biz kraliçe Mary olarak taç giydiririz. İngiltere kraliçesi Mary olur. Siz kral olamazsınız. Sizi ancak Edinburgh dükü yaparız diyorlar. William da bunu istemiyor. William da kral olmak istiyor. İngiltere kral olmak istiyor. Ve tehdit ediyor parlamentoyu. O zaman ben ordumu alır giderim donanmamla beraber. Bu James de geri gelir görürsünüz siz diyor. Mesela. Böyle olunca da o zaman İngiltere parlamentosuyla William anlaşıyorlar. Diyorlar ki tamam sizin ikinizi kral kraliçe ilan ederiz. Beraber co-monark olursunuz. Beraber idare edersiniz bu ülkeyi ölene kadar. Ama siz de şu Bill of Rights'ı imzalayacaksınız. Anayasa hukuku açısından İngiliz hukuk tarihinde önemli bir belgedir. Ve Bill of Rights'la beraber yasama yetkisi tamamen parlamentonun eline geçer. Böylece artık kralın iradesinin yasama erkinde bir etkisi kalmaz. Dolayısıyla kralın yetkileri azaldı. Parlamentonun yetkileri yükselmektedir. Ama bu zaten William'a yabancı bir fikir değildir. Hatırlıyorsanız kendisi zaten cumhurbaşkanıydı. Dolayısıyla İngiltere'nin de cumhurbaşkanı olmuş oluyor bir yerde böyle olunca aslına bakıyorsanız. Neydi ki zaten adam absolut monark olmak istemiyordu. Ve mütevazi bir insandır gerçekten aslına bakıyorsanız William. Ve bu açıdan İngiltere kralı olacaktır. Ve onunla beraber anayasal düzen değişecektir İngiltere'de. İşte Bill of Rights çıkacaktır, Petition of Rights çıkacaktır. Ve yavaş yavaş kralın yetkileri azalıp parlamentonun yetkileri artacaktır. Ve yavaş yavaş parlamentoya katılım imkanları da çoğalacaktır zamanla. Bu böyle genişleyip gidecektir. Dolayısıyla orada bir absolut monarşiyle karşılaşmazsınız. Orada artık parlamento güçleriyle mücadele eden absolut monarşi olmak isteyenler daha evvelden bertaraf edilmişlerdir. Birinci Charles'ın kellesinin gitmesi gibi söz gelimi. Hani dolayısıyla böyle problem var. O yüzden Schalken gidiyor meclise sorsam mı ben acaba diyor bu antlaşmayı imzalarken. Koskoca Kutsal Roma Cermen İmparatoru. Yani böyle bir legalizasyon da var bir taraftan. Neyse. Öbür tarafta Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettiği devlet yapısında oysa ki tamamen bir mutlak otorite. Bütün kaynak, bütün her şey, bütün devlet, bütün mevcudiyet sultanın malı, mülkü oluyor. Dolayısıyla bu iktidara ancak birileri yanaşabiliyor. Birileri ancak onun kapısında kul olabiliyor. Dolayısıyla burada Fatih'in otoritesini sorgulayabilecek ona rakip bir klip çıkmayacak. Onu eleştirebilecek bir zümre olmayacak. Ancak zamanla ilerleyen devirlerde bu müesseseleşme tamamlandıktan sonra biz ne görmeye başlıyoruz? Yeni bazı iktidara oynayan klikler yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. İşte ulema ve yeniçeriler klik olarak ne olacaktır? Artık iktidara oynayabilen, birilerini sultan yapabilen örgütler haline dönüşecek mesela zamanla. O da bazı ne olacak? Krizlere sebep olacak. Yani politik hukuki açıdan ne olacak? Devleti bozacak bir şey oluyor. Yani devlet dediğim böyle. Bir de bak her daim bu etimoloji bir şey ifade etmez ama bazen benim kafama takılıyor. Örneğin bu yani benim kendimce öyle kendi kendime düşündüğüm öyle bir teori. Doğru da değildir belki. Ama mesela bizde devlet denir. Batıda ne denir? State, statio, stati. Şimdi yani staat, state, statio, stati, statis, status falan. Bu hep bir yerde kaim olmak, sabit olmak, durmakla alakalıdır. Anlatabiliyor muyum? Öbür tarafta devlet dediğimiz neyle alakalıdır etimolojik olarak? Tedavülde para var mesela. Niye?
Tedavi de çünkü el değiştiriyor. Elden ele geçiyor sürekli. İşte. Değil mi? Değişiyor, dönüşüyor. Evet. Devlet kuşu, talih kuşu konuyor başına mesela. Sen kutlu bir adam oluyorsun. Kutlandık diyorsun. Kutlu oluyor. Devlet oluyorsun ya. Devlet böyle dönüyor, deveran ediyor, dolaşıyor. Öbür tarafta devlet duruyor. Şimdi ben burada iddia etmiyorum ki devlet demek state demek değildir. İkisi farklı şeydir. Ben bunu demiyorum. Aynı şeyler. Ama aynı şey olmaları bunlara sizin bakış açınızın farklı olmadığı anlamına gelmiyor. Yani bir ortada sizin bir mevzuatınız vardır. Yeri gelir farklı ülkelerde aynı mevzuat söz konusu da olabilir. Ama uygulamalar değişebilmektedir. Dolayısıyla bakış açısı nedir? Nasıl değerlendirmektedir? Sizin bazı kelimelere yüklediğiniz anlamlar sizin bakış açınızı da şekillendirip değiştirir. Ne demiştik? Mantık, nutuk, logos hem akıl hem söz demek ya. Şimdi dolayısıyla bir tarafta devletin böyle kaim, sabit duran bir şey olması, öbür taraftan böyle develüve dönen, dolaşan bir şey olması. En azından her ikisi aynı şey olsa da her iki tarafta tercüme ettiğinde state ile devlet aynı şey olsa da birilerinin buna bakışını belki değiştiriyordur. Belki ona hissiyatı biraz etkiliyordur. O yüzden senin belki siyaset politikana da bu biraz etki ediyor olabilir. Ne bileyim ben mesela. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey öngörüyorum ben. Bilmiyorum. Hani bu bir kanun değildir. Şey değildir. Ben öyle bir teori olarak ortaya atıyorum sadece. Ama hani bir zamanlar biz Avrupa müktesebatını alıyorken ne diyorduk? Aldık bütün kanunları hadi biz AB'yi alın. Ne diyordu? Orada bir komiserleri vardı Verheugen. Ne diyordu Verheugen? Uygulamayı görelim. Yani aldın da yani nasıl uyguluyorsun ona bakalım. Hani aynı şey devlet var state var da aynı mı uyguluyorsun? Bak o yüzden ne oluyor bizde? Osman Devleti, Ahmet Devleti, Selçuk Devleti, Mehmet Devleti, Eşrefoğlu Devleti falan diye bir şeyler oluyor. Bunlar dönüyor dolaşıyor. Adam değişiyor, aile değişiyor, devletin adı değişiyor. Değil mi? Mesela öbür tarafa bakıyorsun devlet hep aynı, adı aynı. Ama ne oluyor işte kapetler gidiyor, valualar gidiyor, valualar gidiyor, burbonlar geliyor mesela. Değil mi? Bir şey oluyor. Hanedan değişiyor ama devlet değişmiyor. Bak Tudorlar gitti, Stuartlar geldi. İngiltere Krallığı, İngiltere Krallığı adıyla anılmaya devam etti. Oraya Tudoristan da eskiden sonra Stuartistan demediler. Adı değişmedi ailesiyle beraber. Değil mi? Ama mesela Osmanlılarda Osman Hanedanı bitseydi Mehmet Hanedanı gelseydi Mehmet de olurdu belki. Hep öyle olmuştu. Bu arada hep erkek adı olmak zorunda mı acaba? Kadın ismi olmaz mı? Yok mu? Ayşe kızları falan diye Ayşe kadın devleti falan yok mu? Bu kadar şey mi? Bu kadar cinsiyetçi miyiz devlet konusunda? Yok mu? Fatıma iler ne? Fatma. Fatma'dan gelmiyor ya. Fatma'dan geliyor evet. Fatıma iler değil mi? Bak kadın ismi de oluyormuş devletin başında. Demek ki işte Fatma oğulları, Ayşe oğulları falan da olabilir. Ahmet oğlu, Mehmet oğlu falan da olabilir. Ama bak yani senin devlete bakışın o devletin yapısını, algılayışını biraz bence etkiliyordur. Yani bir tarafta devletin adı değişmiyor, hep aynı kalıyor. Biz de demiyoruz sürekli burası Türkiye, Türkiye. Diyoruz Selçuklu, biliyoruz Osmanlı. Hani Selçukoğlu gidiyor, Osmanoğlu geliyor. Devletin adı değişiyor. Biraz böyle şey elden ele geçiyor, değişiyor bilmiyorum. Belki biraz etkisi vardır. Bu etimolojik kaynakların kökenlerinde bizim bakışımız belki zaten öyle etkileniyordur. Yani bu böyle devlete bakışı da değiştiriyor, hukuka bakışı da değiştiriyor. O yüzden sonra ne oluyor? O her yere gittiği memleketin hukukunu aynen uygulayıp devam ettirmeye uğraşan Charles meclise soracağız mı diyor. Öbür taraftan bizimkiler Örfi Sultanı ile kendi kanunu koyuyor. Mesela. Neyse bir saati geride bıraktık. Soru, sual, istek, görüş var mı? Tamam. Görüşürüz.